Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi medreseye sahibinden kiralık ilanı yazıldı. 590 yıllık Hatuniye Medresesi 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşuyor. Esnaf Mustafa Kemal Tatar'ın sahibi olduğu tarihi yapı 4 yılın ardından ikinci kez kiraya çıkarıldı. Tatar, rahmetli babası Hacı Mustafa Tatar'ın Hatuniye Medresesi için çok fazla emek ve sermaye harcadığını söyleyerek 1980 yılında bu medresenin kenarında inşaat demiri satıyorduk. O yıllarda medrese virane ve yıkık bir haldeydi. Babam medreseyi bu vaziyette görünce satın aldı. O dönem buranın 170 mirasçısı vardı. Biz de 1980 yılında 170 mirasçıdan bu medreseyi satın aldık. O tarihten beri sahibi konumundayız. Her yeri delik deşik haldeydi. Dışarıda kapı ve duvarları yoktu. Medresede çay ocağı, kunduracılar ve bakkal vardı. Rahmetli babam hepsini çıkardı, emek verdi. Bayburt'tan özel ustalar getirdik. Planına projesine uygun şekilde yeniden eski haline döndürdük dedi. Tarihi medresenin restore edilmesinin 10 yıl sürdüğünü belirten Tatar, 1993 yılına kadar babam sürekli restorasyon için para harcadı. Tamamen öz sermayemizle bu işi üstlendik. Her haftada medreseye gidip bakıyorum. Bir eksiği olup olmadığını yerinde gözlemliyorum. Kurumsal bir kiracı olursa kirayı vereceğim. Kira bedelini esnek tutuyorum. ''Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun.'' diye konuştu. Hatuniye Medresesi, Dulkadiroğulları'ndan Nasreddin Mehmet tarafından 1432 yılında yaptırıldı. Tarihi yapı tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlandı. Güneybatı cephesinin ortasındaki taç kapısının köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunceler bulunuyor. Tarihi medrese, klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edildi. İki eyvana sahip medresenin, giriş eyvanının karşısında diktonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında ise kubbeli birer dershane yer alıyor.